Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Husqvarna 61 motorlu testere egzoz üzerinde delik varmış. Bunu kapatmamı istedi. Ben zor dedim. Yenisini sordu. Ona da çok pahalı dedi. Artık kaldı bunu kapatacağız. Üst kapağını getirmemiş. Motorun üzerinde de tamir edilmez. Bunu söküp gazaltıyı makinenin kaynak makinesiyle kaynatacağım. Bazıları için motorlu testereler çok özeldir. İyi bakarlar, temiz tutarlar, orijinal kullanırlar. Birçok insan ise orijinal değil, sadece çalışsın, işimizi görsün yeter derler. Ama hiç iyi bakmazlar. Yani işini görsün deyip iyi bakanlar. Yani pahalı olduğu için orijinal değil de sağlam yan sanayi kullananlar da var. Bazı yan sanayiler orijinalden bile iyi oluyor. Bizzat hayatı yaşayarak, uygulayarak, takarak gördüm. Mesela bu egzoz orijinal değil. Burada ne yazıyor? Raisman yazıyor. Çeşitli yan sanayi markalar var. Çoğunlukla orijinal pahalı olduğu için yan sanayi tercih ediyorlar. İşlerini de genelde görüyor. Benim bitmiş. Bunu bakım yaptığımdan beri ilk defa batarya değiştiriyorum. Bakın ne kadar gittiğini artık siz anlayın. Yani yine karışık oldu. Yani iş yapınca bir motor veya bir pat pat yapsanız bile bayağı karışık, bayağı düzen bozukluğu oluyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Genelde dağınıklığı hiç sevmeyen biriyim. Bakalım bunu yapabilecek miyim? Bayağı da yırtığı var bunun. Artık deneyip göreceğiz artık. Delinebilme ihtimali de var. Delinirse eğer yenisini takmak zorunda kalacağız. Punta punta şeklinde kaynak yapacağım. İnşallah güzel olacaktır.
Ve işte sonunda kaynattım. Delikler tamamen ortadan kalktı. Biraz zor olsa da bitirdim sonunda. Bunu yarın alacaktı. Yarın yaparım demiştim. Ama yarın da yoğunluk olur diye bugün bitireyim dedim. Şimdi motoru toplayıp bırakayım. Videoyu da sonlandırmış olurum. Civatalar çok gevşediği için civatalara sabitleyici sürdük. Eyfel'in üzerinden çıkan tel gördüğünüz gibi bu şekildeydi. 1 milimden az bir kesik vardı burada. Ben de komple sardım etrafını daha sağlam olsun diye. Ufak bir bun yırtıp bir şey yapmadı ama acayip sesler yapıyor. Bazıları ise motorlu testlere ses yapsın diye egzozu delmeyi düşünüyor. Hiç tavsiye etmem. Egzoz delindikçe rulantiyi de artar. Ses de çok yapar. Kulağınıza zararlıdır bu. Bu yüzden tavsiyem değildir. Şimdi motoru çalıştıracağım. Bakalım çalışıyor mu? Egzoz bozuk diye gelen motor şu anda çalışmadı. Belki de benzin yoktur. Sadece egzozu kaynatmam için getirmişti. Ama maalesef ki benzin var. Biraz daha gazına basarak çekeyim. Bunu sahibi Samancı, o yüzden bol miktarda saman çıktı motordan. Sonunda egzozunu güzelce kaynattım arkadaşlar. Üst kapağı yok, kusura bakmayın bu yüzden. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.